Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'nin Kubbetül İslam'ı Ahlat'tayız. Ahlat Selçuklu Mezarlığı UNESCO Dünya Geçici Miraslar Listesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca Ahlat ismine eski Arapçadan karışık anlamına gelmektedir. Ahlat, Orta Asya ve Anadolu'da köprü niyetine kurulmuş bir şehirdir. Zamanında 300 bin insan burada yaşamaktaydı ve zamanın en kalabalık şehirlerinden biriydi. Ayrıca Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türkler burada Anadolu'nun kapısını ilk buraya açmışlardır. Yani Türkiye'nin ilk kapısı olarak geçiyor Ahlat. Ayrıca görmüş olduğunuz balbal, yani eski Türklerde bunlara balbal diyorlar. O yüzden Türkiye'nin Orhun abideleri olarak anılmaktadır Ahlat Selçuklu Mezarlığı. Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda bulunan taşlara incelediğimizde ise burada fener tasviri görülmektedir. Bu fener tasviri ölen insanın kabrinin aydınlatması niteliğinde tasvir edilmiştir. Ayrıca bu taşa baktığımızda ise bu taş burada Ayetel Kürsi yazılmaktadır. Burada yapan ustanın ismi, burada ise ölen kişinin babasının ve kendisinin ismi yazılmaktadır. Genel olarak taşların üzerinde tasvir edilen bir hadis bulunmaktadır. Bu hadis ise ölüm bir kapıdır, herkes bu kapıdan geçecek. Ölüm bir kadehtir, herkes bu kadehten içecek şeklinde tasvir edilmiştir. Görmüş olduğunuz kümbetlerden birisi de Uzun Hasan'ın torunu Emir Bayındır'ın kümbetidir. Bunlar mezarlığın içerisinde bulunan ulu kümbetlerden biridir. Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda toplamda 8200 adet mezarlık bulunmaktadır. Bunların 118 tanesi anıt mezar şeklinde gün üzerine çıkarılmıştır. Burada ayrıca Müslümanlar dışında Hristiyan, Ezidi mezarlıkları da bulunmaktadır.